6 Temmuz 2022 tarihinde İliç Asli Hukuk Mahkemesi'nde açtığımız tespit davasının bilirkişi keşfine katılmak için İliç'e gitmiştik. Ama son anda gelen bilirkişilerin yetersiz olduğu kanaatine vararak keşfe katılmamıştık. Çok daha ağır bir teknolojik ekipmanla ve akademisyen bilirkişilerle bu keşfin yapılması gerektiğini belirtmiştik. Ve keşfe katılmadığımız bu bilirkişi incelemesinde kararımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Zira İliç Asli Hukuk Mahkemesi'ndeki 2002-14 değişik iş sayılı dosyada iki bilirkişi rapor verdi ve bu rapor veren bilirkişiler bilirkişilik görevini kötüye kullandıklarından, gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenlediklerinden dün gece itibariyle savcılığa şikayet ettik. Gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenlemek ve görevi kötüye kullanmak suçlarından. Neden? Çünkü ziraat bilirkişisi defalarca bizim ispat ettiğimiz bu Sabırlı Deresi'nin akan bir dere olduğunu görüntülü olarak ispat ettiğimiz halde ziraat bilirkişisi raporunda akan dereyi kuru dere olarak gösterdi. Yine bir sahte bir bilirkişi raporu hazırlandı ve suç işlendi. İkincisi olarak da yine aynı ziraat bilirkişisi zeminde oluşması beklenen yüzey akışı izine rastlanmamıştır diyerek Anagold şirketini aklama gayretine girdi. Halbuki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 8/8/2022 tarihinde ki müvekkil Sedat Cezayirlioğlu'nun yazdığı yazıya verdiği cevapta burada zehirlenmiş, siyanürle zehirlenmiş, kontamine olmuş toprakların taşındığını belirtmişti. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı siyanürle zehirlenmiş toprakların taşındığını belirtirken ziraat bilirkişisi sanki burada hiçbir akış olmamış gibi gerçeğe aykırı bir bilirkişi raporu düzenliyor. Diğer teknik bilirkişisi ise, fen bilirkişisi ise üzerine vazife olmayan konulara girerek görevi olmayan mevzularda beyanda bulunmuş ve siyanür sızıntısının maden sahasının içinde kaldığını beyan etmiş ve yalan beyanda bulunmuş. Halbuki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 28/7/2022 tarihli yazısında müvekkil Sedat Cezayirlioğlu'nun yazdığı yazıya verdiği cevapta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı siyanürün maden alanı dışına taştığını beyan etmiş. Devletin kendi bakanlığı siyanürün maden sahası dışına taştığını beyan ediyor ama bilirkişi kraldan çok kralcılık yapıyor ve suç işliyor. Siyanür dışarıya taşmamıştır diyor. Ve böylece bizim 6 Temmuz 2022 tarihinde yapılan keşfe katılmama kararında ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Yine jandarmanın 21 Haziran 2022 tarihindeki tutanağında da ki olayı ortaya çıkartan müvekkil Sedat Cezayirlioğlu'nun şikayeti üzerine jandarma oraya gelmek zorunda kalmıştı. Siyanürün patladığı ortaya çıktı ve jandarmanın kendi tutanağında siyanürün membranlı alan dışına çıktığı belirtildi. Yine Anagold şirketinin 22.06.2022 tarihindeki itiraf niteliğindeki beyanında da membranlı alan dışına siyanürün taştığı beyan edildi. Buna rağmen bilirkişiler dışarıya taşmamış gibi sahte bir bilirkişi raporu imzalamışlar ve biz de dün gece itibariyle görevini kötüye kullanan, gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenleyen fen bilirkişisi İsmail Alp ve ziraat bilirkişisi Bülent Akkuş hakkında görevi kötüye kullanma ve bilirkişilik görevini gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenleme suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir ekleme de ben yapayım. 13 yıllık mebran. Bu madenin üretime başlama tarihi 2009 yılında. O mebranın üzerinde milyonlarca ton siyanürlü atık var. İlk bu felaketin başlandığı tarihte o membranın orada yırtık oluşmuştu heyelandan dolayı. Ondan dolayı zaten ilk davayı açmıştık avukatımla birlikte. Bakanlık onun cevabını da bana gönderdi. O membranda içeriden gelen bilgilere yine söylüyorum. O bilgileri verenler Allah 100.000 defa razı olsun. Vicdan sahibi Allah korkusu olan kardeşlerimiz. O membranın paramparça olduğunu, sadece bir alanda değil 13 yıllık milyonlarca toprağın artık taşıyamadığı için her tarafından darmadağın olduğunu
göstermelik olarak 1 kilometrekare alandaki yerleri değiştirdiklerini, o sahanın büyüklüğünün yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu, uzmanlara göre de o mevranın komple değişmesi gerektiğini belirtiyorlar. Oysa ki bunlar göz boyamak için, madeni bir an evvel tekrar faaliyete geçirmek için sadece belirli bir bölgeyi tamiratını yaptılar. Apar topar dün 8 Eylül itibariyle müfettişler Ilıç'taydı. 15 Eylül'e aşmayı planlıyorlar. Buradan duyuruyorum. Vatansever milyonlarca insan adına duyuruyorum. Eğer o şekilde o madeni açarsanız oranın baraja yakınlığı çok yakın. 250-300 metre. Orada yeraltı suları mevcut. O sularla şu anda zaten siyanür alttan, topraktan Fırat Nehir ve barajına karışıyor. Eğer o şekilde bu faaliyete izin verirseniz, yine söylüyorum, zaten davalarımızı açtık. Sizi vatana ihanetten yargılatacağız. Allah nasip ederse bunun bedelini mahkemelerde ödeyeceksiniz kardeşim. Bu şekilde kesinlikle onu aşmaya tevessül etmeyin. Şunu da beyan etmek gerekiyor. 2002 ile 2016 arasında Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de erkeklerde kanser vakaları 12 kat, kadınlarda 7 kat artmış durumda. Şu anda Erzincan İliç'teki Amerikalı ve Kanadalılara ait bu yabancı şirket siyanürü Fırat Nehri'ne karıştırarak Türk halkını zehirliyor. Belki 3 sene sonra, 5 sene sonra bu kanser vakaları erkeklerde 12 kattan 32 kata, kadınlarda 7 kattan 27 kata fırlayacak. Çünkü şu anda Fırat Nehri'ne karışan siyanür bizim Harran Ovası'nda yetişen buğdayımızı zehirliyor. Bu bir gerçek, bilimsel gerçekliktir. Bu bir fizik kuralıdır. Çünkü bu maden sahası Sabırlı Deresi'nin ve Fırat Nehri'nin üzerinde, yukarıda. Dolayısıyla buradaki bir akış fizik kuralları gereğince, Newton bunu ispat etmiş, yer çekimi kanunu ispat etmiş, aşağıya doğru gider, Fırat Nehri'ne karışır, yeraltı suyuna karışır ve Türk halkının yiyeceği buğdayı, sulama suyunu zehirler. Bu kadar basit bir olay. Dolayısıyla şu anda bu madenin işletilmesi kesinlikle ama kesinlikle üzerine basarak söylüyoruz. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı hem de insanlığa karşı bir suçtur. Bu madeni işletenler ve bu madene izin verenler Türk Ceza Kanunu 305. maddede temel milli yararlara karşı faaliyette bulunma suçundan yargılanırlar. Hiçbir suç cezasız kalmaz çünkü hiçbir şey açığa çıkmadan sonsuza dek gizli kalmaz. Buradan bir duyuru daha yapayım arkadaşlar. Avukatlarım İsmail Bey sağ olsun, şu anda hazırlıyoruz. Çok yakında da inşallah Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de bu davayı taşıyacağız. İkinci konu da, üçüncü konu da, velev ki bugün itibariyle bu maden kapatıldı. İlelebet o atık barajı orada Türkiye'ye hediye olarak kaldı arkadaşlar. Ey millet, ilelebet. 66 milyon ton içindeki atıkla. Evet, 66 milyon. Düşünebiliyor musunuz? Maden kapatıldı, emperyalistler çulunu pırtığını topladı gittiler. %1,5 çıkarttıkları altının %1,5'ünü Türkiye'ye sadaka gibi, bahşiş gibi bıraktılar. Altının %98,5'ünü Kanada'ya, Amerika'ya kaçırdılar, gittiler. Atığı, zehiri, kanseri de bize kaldı. İlelebet biz onu yaşayacağız, soluyacağız. Oradan atmosfere karışacak. O 66 milyon ton ölümcül 39 kimyasalın atığını Türkiye Cumhuriyeti, doğmamış çocuklarımız, torunlarımız dahi onu soluyacaklar. Düşünebiliyor musunuz? Bütün duyarlı vatandaşları bize yardıma bekliyoruz. Bu olay benim İsmail Bey'in şahsi kişisel davası değil. Bu olay vatansever Türk milletinin olayı, mücadelesi, davasıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sözünüz varsa buyurun. Teşekkür ederim.